Karın, o turmuş ki çıkan dedi niyeti buzuk ozu. Da soruyor diyor pulunu, bir kerop yakılıp, sap koyuyor neken içiye. Maşallah. Buna kadar köprü varken, elhamdülillah, bu oradan aradım. Assalamu alaikum rahmetullahi barakatuh, braderler, aziz dindaşlar. Ben elhamdülillah, köp yıllardan beri arzu okuyan hadi uyumuzu ham inşallah bitiş arafası da. Allah'ım şükürler olsun, bu müracaatta çıkarganımızdan keyin mana Sancar Bey ülkemiz bu hakkında anca malumat bergen oldu. Mana şu hadi uyumuzda, Huda olsa köp kızlarımız, hasaten şu muhtaç, kam ta'minlangan, qolaversa yetim kızlarımız kasb hunar bo'lishlik maqsadida mana shu joyda arendaga olgan bo'ldik. Hozir mana Xudo xolasa tikuv mashinalar inshaalloh bir birodarimiz olib berish niyatda ekan. Qolaversa mana duxobkaga ehtiyojimiz bor va o'g'il bolalarga mana sartaroshlik va undan boshqa inshaalloh yaxshi kasb hunarda inshaalloh o'rgatish harakatda yuribmiz xolasa. Bismillahirrahmanirrahim. Birodarlar, mana xabaringlar bor. Anchadan beri aytib kelayotgan, niyat kelayotgan orzularimizga yetishib kelyapmiz inshaalloh. Mana shu bitirib olsak inshaalloh bolajonlarimiz ham inshaalloh kasb hunarlar bo'ladi. Alloh subhanahu taolo siz bilan bizni mana shu davrda shu yetim bolajonlarga bir vakillik qilishlik, bir mehribonlik qilishlikni tanlab oldi. Inshaalloh mana shu ishni maqom yetsak inshaalloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishlikni umid qilamiz albatta. Birodarlar, mana bugungi kunda bolajonlarimizni kasb hunarlik qilishligimiz uchun mana jihozlar kerak bo'lyapti. Ayniqsa bu bolajonlarni nafaqat bir tanasini, balki ruhan ham aqlan bir o'sishligini ta'minlaydigan bir vositachi bo'lishligimiz kerak inshaalloh. Shuning uchun nafaqat biz kiyimini yo qonini, balki aqlan ham o'sishligi uchun yordam berishligimiz kerak. Shuning uchun mana hozir IT-shnik shunaqa akukalarimiz bor. Ushlar ham bir kompyuter bersanglar, bolajonlarni bir shunda bir kompyuterga o'rgatsak, bir kasb hunarlik qilib, sartaroshlik qizlarimiz o'sib pishirib, tikuv shunday narsalarni o'rgatamiz degan insonlar bor. Alloh rozi bo'lsin. Faqatgina shularga shu jihozlarda bersak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchamizga ham rozi bo'lsin va tavfiq bersin. Mana shu amallarimiz bilan inshaalloh jannatga kirishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم айтадылар علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم فرزندلرингиз ва оилаларингизга яхшиликни ўргатинг уларга одоб беринг мусулмон эркак киши qiyomat kunida o'zini qilgan amallari uchun javobgar bo'ladi, farzandlarini qilgan ishlari uchun javobgar bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'onda ey iymon keltirganlar, o'zingizlarni va ahllaringizni jahannam o'tidan saqlanglar degan. Kishi o'zini do'zaxdan saqlashligi qanchalik zarur bo'lsa, farzandlarini, oilasini saqlashligi, ularni tarbiya qilishligi ham shunchalik zarur bo'ladi. Kishi qachon o'zini oilasini isloq qiladi? Qachoniki uyidagi jufti, ayoli ham eri bilan bir xil fikrda, bir xil tushunchalarda bo'ladigan bo'lsa. Agar eri xotinning fikri bir, tushunchalari bir, maqsadlari bir bo'lsa, bu oila saodatli bo'ladi. Ayol o'zi farzandlarni ayollar tarbiyalaydi. Xolaysizlarmi, xolamaysizlarmi? Eriga rafiqa bo'lgan ayol. Rafiqa deganda nimani tushunamiz? Erini itoatida, erini shokalasida, namozxon, ro'zador, Robbisini yaxshi ko'radi, Allohning hukmida qoyim, uy ishlarini rioya qiladi, farzandlarni tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan ayol. Bunday ayol faqat xotin emas, birodarlar. Erkak kishining haqiqiy hayotdagi sherigi bo'ladi. Bu eri fikri hayoli bir vodiyda, xotininiki boshqa bir vodiyda bo'ladigan bo'lsa, bu xonadonda qanaqa turmush bo'lishigini bir tasavvur qilib ko'rsa bo'ladi. Ko'chada yurib, o'zini o'tdan cho'qqurib, tof kelgan narsasini bir kunda shunday sarflab qo'yib, nima qilay endi? Qilish kerak ekanda. Hamma qilyapti. Nima, boshqalardan qolamizmi deydigan xotin emas. Erini holiga yetadigan ayol. Agar ayol kishi birodarlar yuksalsa iymonida. Eri bilan
dünya karışı, imanı, fikri, idraki tengeleşadigan bo'lsa, maqsadi bir bo'ladigan bo'lsa, bu aile elbette saodatli aile bo'ladi. Hozirgi kunda birodarlar, hozirgi dunyoda til bilan aytganda, xotin faqat uydagi xizmatkor emas. Haqiqiy erini hayotdagi sherigi bo'lishi kerak. Uch bir ovqat qil, eshik tozala, iymondan bexabar, dindan bexabar, o'y fikri dunyo bunaqa ayoldan er zerikadi. Bunaqa ayoldan er zerikadi. Er ham, ayol ham bir-biridan zerikadi. Bunaqa xonadan hech qachon saodatli bo'lmaydi. Çünkü uchun birodarlar, farzandlarni tarbiyasidan avval ayollarni tarbiyasiga e'tibor qaratishlik kerak bo'ladi. Er xotinning o'rtasi qachon isloq bo'ladi? Qachon ular o'rtasida intifoqchilik, bir-birini tushunishlik bo'ladi? Qachon? Shu to'rt tomoni tekis mikrofon nuqtasi bo'lsa, hammom alohida bo'lsa, darvozaxonasi kafil bo'lsa, yana qanaqa? Shumi? Er xotinning o'rtasida qachon ulfatlik paydo bo'ladi? Qachon ular o'rtasida bir unus paydo bo'ladi? Allohni tanisa. Ishonavering, agar er xotin Allohni bir xil taniydigan bo'lsa, bu xonadonda albatta saodat bo'ladi. Endi dunyoviy farovonlik bo'lgan uyda saodat bo'ladi. Hamma yo'g'i tekiz bo'lgan oilani bolalarining tarbiyasi yaxshi bo'ladi deilsa bu noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri bo'ladi. Chunki dunyo matohi birodarlar. Senga doim xursandchilik berib turadigan narsa emas. Boshqacha qilib aytamiz, senga doim xursandchilikni berib turadigan moddiy narsani o'zi yo'q. Masalan, mikrovalnovka berasiz, xursand bo'ladi. 5 gündən keyin oddiy holat. Kir yuvadigan mashina berasan qimmatroqidan. Xursand bo'ladi, bir hafta, keyin unga ham ko'nikib qoladi. Ha, uy olib berasan. Uy olib berasan, varanglagan. Teringa sig'maysan, ayoling ham xursand. 1 yildan keyin nima bo'ladi? Boboyiga yo'q qoladi. Mashina sotib olasan, bir hafta uxlamaysan, quvonching cheki yo'q. Bir haftadan keyin nima bo'ladi? Nima demoqchimiz? Sizga doim xursandchilik berib turadigan dunyoviy dunyo matosi yo'q. Hamma narsadan odam zerikadi. Demak, dunyo matohi bilan xursand bo'lishlik bu vaqtincha narsa. Ammo oiladagi saodatni davom etadigan narsa Allohni tanish, Allohdan qo'rqish. Ayolingizga qarab qachon quvonasiz? Robbizi hukmida qoyima ekanligini ko'rganda quvonasiz. Avratlarni yopib yurganda uni ko'rib quvonasiz. Qizlaringiz onasini ko'rib, mana shunday bir mu'mina bo'lib katta bo'lishli kerak ekan degan tushunchada qizlaringizni katta bo'layotganini ko'rganingizda quvonasiz. Allohdan qo'rqayotganligini ko'rib doim quvonasiz. Yoshligida ham, qariganida ham. Ammo agar kelinni faqat tashqi ko'rinishiga qarab quvonayotgan bo'lsangiz, kuyov bola. Yangiligida kelin yirqiraydi, yiltiraydi. Kiyimlari yangi, qaddi-qomatlari tekis, o'zi yosh. Agar faqat tashqi ko'rinishiga qarab turib, tashqi ko'rinishiga qarab quvonadigan bo'lsangiz, bu ham nima? Bu ham vaqtinchalik narsa. Demak, birodarlar, xonadonimizda qachon saodat bo'ladi? Qachon ayolimizga ko'zimiz tushganda quvonamiz? Qachonki ayollarimiz Allohni tanisa. Allohni tanisa. Moddiy jamlanish. Yoki foyda uchun jamlanish. Biroq-biroqga uylanadi, biroq-biroqga turmushga chiqadi, dunyosini havas qilib, dunyosini ko'rib, uyini, moli dunyoni topib tushishini qarab turib, qizini beradi yoki falonchining qiziga uylanadi. Agar bunaqa maqsadda oila qurilgan bo'lsa, ishonavering, bu oilada saodat bo'lmaydi. Chunki mana shu moddiy bir-biriga ko'rsatayotgan foydasi uzilib qoladigan bo'lsa, o'rtadagi bo'yagi ularni bog'layotgan narsa ham uzilib qoladi. Ammo Alloh uchun qurilgan oila bo'lsa, dini uchun uylangan bo'lsangiz bir ayolga, bu din birodarlar qiyom go'rga kirguncha o'zi bilan birga bo'ladi. Uylanayotgan bola kelinni xayolidagi o'zi tasavvur qilgan kelin bo'lishini xohlaydi. Kelin ham turmushga chiqarkan kuyov bolani o'zini xayolidagi, orzusidagi yigit bo'lishini, indiyskiy bo'lishini xohlaydi.
Daim meni qo'lida ko'tarib yuradi, daim meni sizlab gapiradi, o'pib erkaladi, xullas shunday boshda ko'tarib yuradi deydi. Hayolida. Faqat unga xizmat qilishini xohlaydi. Kuyov bola ham xuddi shunaqa. Lekin vaqt o'tishi bilan, mana yangi uylanganlarimiz kulyapti. Yangi u ham bu narsa bitta narsani talab qilyapti, bu ham bitta narsani talab qilyapti. Biri ikkinchisini xizmatini qilishni hech qaysi hayolga keltirmayapti. Faqat menga xizmat qilinadi, deyapti. Ini qarabsizki, bir yil yarim yil o'tgandan keyin to'qnash bo'ladi. Ini kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Erkak kishi, birodarlar. Qaranglar-da, hali farzandlar haqida gapirmayapmiz. Ha? Agar tarbiya qilishlikda ayoli sizga sherik bo'lmasa, bolalarni islomiy tarbiya bilan tarbiyalashi kerakligi ayolingiz ham sizga yordamchi bo'lmaydigan bo'lsa, ishonavering, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Ayolingiz yordamchi olsun birinchi sizga. Kishi, erkak kishi ayoli bilan qachon saodatli bo'ladi? Nima qilsa saodatli bo'ladi? Ayoliga Robbisini tanitsa. Ayoli Robbisini tanisin, shundan keyin bu ayol o'zini erini baxtli qila oladi. Shundan keyin bu ayol erini qanaqa haqlari borligini biladi. Shundan keyin ayol Allohni tanigandan keyin erimi xizmatini qilsam, bu ibodat ekan. Erimi rozi qilsam, Allohni roziligiga yaqinlashaman ekan, deydi, shunda erini xizmatida qoyim bo'ladi. Erkak kishi ham ayolini Allohni taniganidan keyin yelkasidagi omonat ekanligini tushunsa, unga qilgan muomalasiga qiyomatda javob berishligini o'ylasa, ayolini xizmatida bo'ladi. Er Allohdan qo'rqib ayolning xizmatida, ayol Allohdan qo'rqib erning xizmatida. Faqat shunda xonadon saodatli bo'ladi. Nima demadinglar? Islomiy jamiyatda birodarlar, odamlarda erkak bilan ayolning o'rtasidagi aloqani iymon bog'laydi. Allohdan qo'rqish asosi ustiga quriladi. Endi dunyo parasi odamlarda moddan ustiga quriladi. Masalan, brashni kontrakt deb qo'yadi, mana bilasizlar, g'atta, eshitgansizlar. Turmushga chiqadi, kontrakt tuzadi. Mobodo ajrashsak, menga moncha, senga moncha. O'shuning uchun iloji boricha boyroq odamga turmushga chiqishga harakat qiladi bu g'arbli ayollar. Qari bo'lsa ham, xuni bo'lsa ham, lekin nimasi bo'lsin? Qarang, u turmushga chiqqandagi niyati buzuq o'zi. Unga turmushga chiqadi, bir yil, ikki yil yashaydi-da, ozgina sabab bo'lib qolsa ajrashadi. Chunki maqsad nima edi bulardan? Maqsad undan yulib olishligida. Ammo musulma ayol, musulmon erkak ketayar ekan, musulmon erkak musulma ayolga uylanar ekan, Allohni roziligini o'ylab turib turmush quradi. O'shuning uchun ukalar, ajrashishlik nihoyatda ko'p. Ajratib olishlik ham nihoyatda ko'p. Arzimagan sabab bilan onalar arzimagan dunyoda latta luttasini de bir ikki og'iz sassiq gap uchun oilanishat buzib tashayapti. Mana kecha bittasi shikoyat qilib keldi. Kelinim yashayman deyapti. Kuyoyam yashayman deyapti. Ikki tomondagi xotin unamayapti. Endi bu xotinlarni erlari tarbiyalaganida turmadi. Qizing yashayman deyapti. Qizi ketaman desa ushlab turishibdi majbur. Yalanib kelishsin deyapti. Bu nima? Qanaqa tushuncha? Qani kafillik ikkinchi turmush bilan baxtli bo'lib ketishiga bu bolani. Bu turmushga chiqib ko'rgan juvonda biroq olishligiga qani kafillik? O'shuning uchun birodarlar, farzand tarbiyasidagi birinchi qiladigan ishimiz ayollarda tarbiyasi. Ayollarda tarbiyasi. Erkak kishining hayotida qiladigan eng yaxshi amali bilasizmi nima? Pul topib, chek olib, o'g'illarga imorat solib, uylab joylab, to'r yog'ini taqilib ketishi. Bu biz tushuncha shunaqa. Va mana shu narsani yo'lida umr sarf bo'lib ketyapti. Ikkita bo'li bordi, uylab bittasini eshigini chiqardi. Bo'ldi, endi bemalol ibodat yo'q. Yana pul topish kerak. Sheyxlar nima bo'lib ketyapti? O'g'lim ikkita o'g'li bor. Kichigida uchta bor. Birodarlar, musulmon odam rizq Allohdan deb iymon keltirgan bo'ladi. Siz o'lib ketsangiz hamchi, bolangiz o'sha rizqini, chekini topib tirishlikni qilib ketaveradi. Erkak kishining hayotida qiladigan eng yaxshi amali bu farzandlariga odob berishi. Agar islom bilan tarbiya qilingan yigit, islom bilan tarbiya qilingan ayol bo'lsa,
otası talim bergan bo'lsa, ayoli kasal bo'lib qolsa, bunaqa tarbiya ko'rgan yigit ayolini tashlab boshqa ayolga uylanmaydi. 10 yil, 20 yil xizmatingizni qildi, bir kasal bo'lib qoldi, xizmatingiz yaramay qoldi. Ablaq bo'lish kerak. Shat uni qo'yib yuborib turib, boshqasini olib ketishlikka. Nima demadinglar? Yoki ayol 20 yil, 30 yil eri bilan yashadi, eri bemor bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi, yoki pul topishga yaramay qoldi, kambag'al bo'lib qoldi. Tasavvur qila olasizlarmi? Shat erini tashlab ketib qolishligini. Musulmonlarda tushunchasida bu narsa umuman aqlga sig'maydi. Chunki Allohdan qo'rqadi musulmon odam. Xulosa, er ayolining xizmatini qilish va mana shunga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Ayol ham erini xizmatini qilish va unga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Agar shu qoida ishlasa oilada, bu oila albatta saodatli bo'ladi. Nima uchun aytdi bu gapni? Payg'ambarimiz aytdilar: "Allimu avladakum va ahlikumul khayr va adibuhum." Farzandlaringiz va oilalaringizga yaxshilikni o'rgating va ularga odob bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaroniy rivoyatlarida: "Adibu avladakum ala thalathi hisolin." Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. Hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihi va tilovatil Qur'on. Nabiyingizni yaxshi ko'rishga, uni oilasini yaxshi ko'rishga va Qur'on tilovatiga. Bolalaringizga 3 ta narsani o'rgatinglar. Payg'ambarini yaxshi ko'rsin, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rsin va Qur'on tilovatini o'rgatinglar. Endi faras qiling. Shat bordingizda bugun, bolam, payg'ambarimizni yaxshi ko'r bugundan boshla. Payg'ambarimiz oilasini bugun yaxshi ko'rmasang bo'lmaydi. Ke, yaxshi ko'r. Desiz, bu kulgili holat bo'ladi. Ha, siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanitmagan bo'lsangiz, oilasini tanitmagan bo'lsangiz, qayoqdan yaxshi ko'rsin? Odam nimani yaxshi ko'radi? O'zi tanigan, bilganda yaxshi ko'radi. Shuning uchun bunaqa payg'ambarning oilasini yaxshi ko'r deb shab dabdurustdan buyurishdi o'rniga, payg'ambarimizning hayotini aytib bering. Xulq-atvori, rahmat haqida hikoya qilib bering. Payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qanaqa bir holatda muomala qilganligini aytib bering. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir majlisda o'tirganida o'ng tomonida Abdulloh ibn Abbos yosh bola bo'ladi. Chap tomonida Abu Bakr Siddiq o'tiradi. Payg'ambarimizga bir ichimlik olib kelishadi. Rasululloh ichadilarda sunnatga muvofiq o'ng tomonga uzatish kerak. Shu kichkina bola Ibn Abbos o'tiribdi. Haligi Ibn Abbosga qarab, "Ey bola, o'zi shuni haqqi o'ng tomonga berish kerak. Mana uni ichimlikdi. Bu kishiga shayxga bersam bo'ladimi chap tomonga?" deydi. Ibn Abbos aytadi, "Sizdan keyin ichishlik sharafini birovga bermayman. Bering bu yoqqa," deydi olib ichadi. Ya'ni mana shu qilayotgan ishi bilan payg'ambarimiz bu kichkina bolaga hurmat ko'rsatyapti. Shunga o'xshagan payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qilgan muomalalardan bir misollar aytib bering. Payg'ambarimiz haqida tushunchasi paydo bo'lsin bolangizda, keyin yaxshi ko'radi payg'ambarimizni. Ota bolasini yoshi har qancha kichkina bo'lmasin, tarbiyasiga e'tibor berish kerak. Chunki qaraylarda, masalan, tug'ilgan bolamizga payg'ambarimiz birinchi qiladigan ishimizni nima deb aytgan? Qulog'iga ozon aytinglar deganmi? Hali aqli kirgani yo'q, lekin qulog'iga Allohning lafzi kirsin. Allohu akbar kirsin qulog'iga. Shuning uchun bolangiz har qancha kichkina bo'lmasin, e'tibor bering. E'tibor bering. Masalan, bir ota nima ish qilgan ekan? Bu tajribalar bor. O'sha ertamanda maktabga ketayotganda, ko'chaga chiqib ketayotganda so'raydigan pulini bir karobka qilib sop qo'ygan ekan ichiga. Yoniga daftar bilan qalam qo'yib qo'ygan. "Bolam, olavering. Qancha kerak bo'lsa, yozib qo'ying faqat." Bugun 10 so'm olib yozib qo'yadi. Ertasiga 20 so'm olib. Ko'radi qancha olayotganini. Bir oy o'tganda hisoblasa falon pul olibdi. O'ylanibroq oladi. O'ylanibroq oladi. Mana bitta uslub. Qiyinmi? Ha, domla, bizni bolalar agar qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz nima qiladi? Demak, sizning bola shunaqa ekan, nima qilaylik endi? Shuning uchun bolamiz har qancha kichkina bo'lmasin, birodarlar, so'ziga quloq tutish kerak. Xuddi katta odam bilan muomala qilgandek muomala qilishga. Mana payg'ambarimizni ko'rdinglar nima dedi? Abu Bakrdek odam o'tirsa, so'rayapti, beraveraymi dedi. Shuning uchun farzandini o'qishi bilan qiziqish kerak.
Nimalarda qamada yuribdi? Kimlar bilan do'st bo'lyapti? Bolamiz bilan o'zimiz o'rtamizda parda qilib olmaylik. Eskilar ko'p aytar shu gapni. Xudo bergan odamni bolasi 15 ga kirganda bosh bo'ladi oilaga. Xudo urgandiki 30 da yosh bo'ladi. Bolalarimizga e'tibor qilishimiz kerak. Payg'ambarimizni tanishimiz kerak, oilasini tanishimiz kerak. Buni o'rniga nima qilyapti uyimizda? Uyimizda kim tarbiya beryapti bolalarimizga? Kim o'rgatyapti, kimga o'xshash kerak, kimga ergashishlik kerak, kimni o'ziga ibrat, kumir qilishlik kerak? Kim o'rgatyapti uni? Televizor. Aktyorlar, sportchilar, qo'shiqchilar, ular nimani yaxshi ko'radi, kimlar bilan do'st bo'lgan, qaysi kiyimni yaxshi ko'radi, qaysi ovqatni xush ko'radi, qaysi seriallarni ko'radi, hayotda ichog'ida qancha pul topgan, qaysi mamlakatga borganda qanaqa bir qiziqarli voqea bo'lgan, qaysi kinoda, qaysi futbol komandada o'ynaganda necha pul topgan, bularni yaxshi bilishadi. Birodarlar, farzandingizni tarbiya oladigan joyi televizor bo'lsa, qayoqdan sizni ko'zingizni quvonch olsun. Erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat qaysi? Pul topish, yer olish, uy solish, bolasini uylab joylab qo'yishmi? Erkak kishi uchun hayotida uchraydigan eng katta mehnat bola tarbiyasi. Ishonavering, bundan og'ir ish yo'q. Bundan og'ir ish yo'q. Bir kishi o'zini do'stiga shikoyat qiladi. Nimadan? Bolasini noqobilligidan. Nimaga shunaqa bo'ldi, bilasanmi? Sen ekibla tashab qo'ygan eding. U daraxtni putamagan eding. Vaqtida dorisini bermagan eding. Vaqtida suv qo'y, vaqtida bir parvarish qilmagan eding. Xoxolaganda qilib o'sib qoldi bu daraxt. Kimda ayb? Bu yaqinda uylangan birodarlarimizga yoki farzandlari mayda bo'lgan birodarlarimizga bir juda ham muhim narsaki, farzand har qancha yosh bo'lmasin, uni ta'limi bilan shug'ullanishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, farzandlaringizga 3 ta xislat o'rgatinglar. Payg'ambaringizni yaxshi ko'rishni o'rgatinglar. Payg'ambarni oilasini yaxshi ko'rishni o'rgatinglar va nimani? Qur'on tilovatini. Yoshroq odamlar bilan o'tirib qolsangiz yoki quloq solsangiz so'ziga gapi faqat futbol haqida. Ya rahmat, yana ham artistlar haqida gapirmayapti bizkilar. To'liq futbol. Sen o'zingga bir ibrat kumir deyotgan sportchi yahudiymidi, nasroniymidi, farqi bo'lmayapti odamlarga. Yana bacha vozmidi, yo otasiga oq bo'lgan bir marazmidi, farqi yo'q. Muhimi chiroyli futbol o'ynasa, chiroyli qilib uni reklama qilingan bo'lsa bo'ldi. Akalar, bu musibat bu. Musibat bu. Bu yosh yigitlarga eng zo'r narsa nima edi? Tarbiyasi uchun. Sahobalarning hayotini o'rganishida. Bu sport, bu futbol akalar, sportda hamma turi ham sog'lom, salomat, baquvvat bo'lishlikni bir vositasi xolos, lekin maqsad emas hayotdagi. Maqsad emas. Kelinglar birodarlar, bugundan boshlab ibratni o'zimiz beraylik. Bugun oila kechki ovqatda mabodo o'tirib birga yesa hammasi yig'ilganda. Mabodo yig'ilib qolsak dasturxonning ustida ona zamondan o'chirib qo'yaylikda, ovqat yeb o'tirib bugun bitta sahobaning hayotini gaplashaylik. Zaydimda Xorisani hayotini masalan. Yoki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hayotidan bir 3-4 ta bir lavhani ko'rib chiqaylik. Bugun siz o'qib bering kitobni. Ertasi kun onasi o'qib beringiz. Keyin o'g'li, keyin qizi. Ey domla, nima deyapsiz? Kim qiladi buni? Bo'ladigan gapni gapiring. To'ppa to'g'ri. Bu bo'ladigan ish emas bu. Bo'ladigan ish emas bu. Endi mana shu ish bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin balobami balingdan shikoyat qilib. Hozirgi yoshlarda psixikasida meni tinch qo'yinglar degan narsa bor. Qaytaraman. Hozirgi zamonda suvini, havosini olib o'sayotgan yoshlarda meni tinch qo'yinglar degan tushuncha bor. Nima demadinglar? Tinch qo'yinglar, chunki mana bu hozirgi berilgan ta'lim xuddi shu suvni beryapti. O'zi uchun yashaydi faqat. O'zi uchun. Qayerdan olyapti bu narsani? Musulmon odam o'zini uyini
cennetten bir parça kıl alaydı uyunu. Buradalar, hayat herkence kıyım bulmasın, turmuş herkence ağır bulmasın, topuştuca zor bulmasın, lakin bana şu hanedanını cennetten bir bölük gelendirişim mümkün. Neme bilen? Allah'ın hükmünü kayyum kılıçlığı bilen. Addi akad, fakirana cihaz, fakirana üy. Eğer bu ailede, hatında erge, erde hatında kıladığa muamelesi, otanı farzandlar bilen, farzandların otanalar bilen kıladığa muamelesi, Allah'dan korkuş üstüye kurulgen olsa, hayatta her kanaka meşakkatı bu hanedan için işlersemez. Ama milyonlagen pul yalingen, üyde içindeki cihazları falan pul bogen üy, eğer Allah'ını tanışlık asasıya kurulmasa bogen alakaları, bu üy cehennemden bir parça boladı. Üyler var buradalar, Kur'an talavat kılınadı, beş mahal namazı kıladı, bakır çakır bu miydi, gıybet şikayet bu miydi, televizyonda keç keçe kop geçiş miydi? Bu kanaka üy, Allah ve Resulü yakış görüyen üy. Ayrım adamlar üyleri yazıp koyadı. Allahümme barik hadal beyt. Parvardigar bu üyünü mübarek kıyın, barakatlı kıyın. Lekin namaz yok, ibadet yok. Etlemenden keç keçe müzike. Etlemenden keç keçe televizör. O bala üyüde, bu bala bu üyüde. Herkem özünde telefonunu, planşetini, kompüterini oturadı. Oturmaydı bilalaşıp. Buna kadar yazıdan 50'den ilip koy. Allah buna kadar üyüge barakatını yağdırmaydı. Öz içi... Hiç kim özün üyünü buna kadar oylamaydı. Ya benim üyüm buna kamasdaydı. Doğru, siz yüzünü kamas. Sizi yüzde televizyon körülmeydi. Körülseyen fakat yakşı nasıl körüledi. Her günü aile azalara nanıştığını bile kılasılar. Keşke avukatı bile kılasılar. Gıybet şikayet yok. Ona o zaman da uçuk oladı. Dediyiz her günü kitap oku beredi. Her günü bitti duadı bilelaşıp pekir alıp örgenesiler. Ha, siladı üyledi onu kamas. Sıladığı üyeler zor. Şuna kama. Estaizu billah. Qad aflahal mu'minun. Allezine hum fi salatihim khashi'un. Vellezine hum anil lagvi mu'ridun. Dar hakikat mu'minler necat taptılar. Ular namazları da boyun eğiyor kişilerdir. Ular beyhuda faydasız söz ve amellerden yüz ögürüyor kişilerdir. Buradalar üyümüz, siz bilen biz için bir mukaddes cevabı oluşturuyor gerek. Bu üyümüzde günah masiyette kılınışlığa yol koymasıyla gerek. Avukatlarına oturup biz Allah'a zikiri bulsun. Uhle yapız, yatışta Allah'a zikiri bulsun. Kini yapız, Allah'a zikiri bulsun. Günah masiyette bulmasıyla gerek. Çünkü kıyamette cevap verildi bu masiyette. Dünyada buluyken... Müslümanlar da başı yağılıyken, musibetler de bir ortasını daf kılıç kolumuzdan kele yaptı mı? Dünyada buluyken, musibetler de Müslümanlar da başı yağılıyken, bir ortasını tohtatışlık kolumuzdan keledi mi? Bizi kolumuzda hiç nesi yok. Fakat yine ailelerimiz var. Eğer ailemizi ıslah kısak, farzantlarımızı peygamberimiz etken de terbiye kıladığı yapısak, demeyim bana şu, Müslümanlar da başı yağılıyken, balalar da daf kılıçlık ya. Kıyan en katta işimiz şu boladı. Yine burası balayın tarbiye kımadı, büyürmeydi de. Herkende cemiyetke razgöy, amanatdar, burada hakkını yemeydi gön, farzan, herkende cemiyetke gerek. Halal, vicdanan işleydi. Kim? Öldü, öçtü, bu geçişti halamasa, balların tarbiye kısa. Kim? Öldü, öçtü, bu geçişti halamasa, farzanların da tarbiye kısa. Bir adam farzandı uluğu yani de Allah'ın yaxşı kulu ekenliğini körse, haramdan uzağa bulu ekenliğini, Allah'ın büyürlerini bacar ekenliğini körgen bulsa, şunu körse, şu farzand milyar somdanam afzal boladı bu adı için. Çünkü siz ölüp gitkenden ki kaldırgen dünya özge cevap veresiz. Ama bana şimdi farzand kaldırıp getirdiğin bulsayız, arkasından acır boladı. Qaytarib aytamiz. Farzandini taatda, ibodatda, istiqomatda, taqvoda ko'rib o'tishligi kishini. Demak bu odam tirik bo'ladi. Chunki farzand otasining davomchisi bo'ladi. Zamonamizda katta bir jamiyani imom vafot etdi. Oradan bir qancha vaqt o'tib, uni o'rniga o'g'li imom xatib bo'ldi. Otasi qilgan ishni davom etkizdi. Demak bu ota o'lgani yo'q. Bu otaning ishi
devam ediyordu. Eğer bana şu farzandını, yine bitti farzandı. İlimli olup minbarıya çıkıp adamlarla Allah'ın dinini tanıtsa, demek yine devam etti bu adamın hayatı. Kulasa, kim öldü, öçtü, bu geçişinde halamasa, farzandların İslami terbiye bilen terbiyelesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler, İza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Eğer adam balası vefat etse, onu üçte amelden başka hem amelleri tuhdeydi. Fakat üçte işi onge savab verip duradı. Sadakatun cariye. Adamlarga fayda keltirip durgen bir nafakatı, sadakatı. Köprü müdü, asfal müdü, Müslümanlar faydalanıp duradıgan sadaka cariye kaldırgen bosa. Ve ilmun yuntefavu bihi. Adamlar faydalanıp durgan ilim kaldırıp getgen bosa, mana şundan ham ölgenizden ki savab varıp duradı. Ve veledin salihin yad'ula. Üçüncüsü, onu hakkıge dua kutturadigan salih farzand. Şimdi ilim hamamız diyen varmaz. Doğru mu? Hamamız diyen Allah vermedi ilimdi. Ya ki özümüz okumadık. Hamamızı kolumuzda pulam yok, sadaka cariye kaldırıyor desek. Lekin nima var kolumuzda? Farzand var mı? Öldü, öçtü, buluştu, halamasız. Bolezgi Allah'ını tanıttın, İslami tabiyeni benim. Ömer'in Hattab raziyallahu anh'ı künledi biri de köşede keti bararken cüda bir savlatli adam bugün, haybatli adam bugün, sırli, vıkarlı adam bugün. O adamı haybatıdan hatta katta kibar sahabalar hem haybatlanışarıdı. Ömer'in Hattab gelirse şu köşe köşelaki burul burul ketip kalardı, peşen hasta türmeyle gidip, sırı basken eden. Künledi biri de Ömer'in Hattab köşede ketiyse bir top yaşlılar oynayatı oldu. Halifeni görüp tır kırıp Hattab'a kaçıp yetişti. Fakat bitti bala kaçmasından türdü. Halife bu balanı cüratıdan, cesaratıdan bir hayran kalıp aldı gibi vardı da öyle bala dedi. Ne demek ki sen kaçma yapsan başkalarda dedi. Halife gitti etti. Ey emir el müminin sizi zulmünüzden korkuş için ben zalimmez mi? Sizi cezayızdan korkuş için bir günahı genim yok. Yol keyin dedi. Siz amsakasız, biz amsakamız öte orasız dedi. Karayın katta kişiler haybatlanıp Ömer'in Hattab dağılda travmayken payda yüreğine kuvvet yetmeyi. Bu yaş bala türüptü. E kimi balasın dese Zübeyrimdül Avvam'da deydi. Abdullah'ımdı Zübeyrimdül Avvam raziyallahu anh'ıydı. Bu yan balaydı. Bu yan balaydı. Terbiye körgen balaydı. Bana şu tarihimizde yaş balalar bilen boğayan mavkiflerden bir acil bir suratlar var. Bana ayrı bilen oku veremem. Halife Abdülmelik ibn Marwan huzuruna bir cemaat kişi kirdi. Beşten mi de on adam kirdi. Ulada arasında bir yaş balayan bağırdı. Halife bu yaş balanı kirgeni körüp cahile çıktı. Abdülmelik ibn Marwan. Eşeği de aldı turadın adam çakırıp etti öyle dedi. Toru kirgen yaş balanı kirgiz orası ama dedi. Men aldım iyi dedi. Şunda halife yaş bala turup etti ki ey emir dedi. Men sizi huzurunuzga kirişim bilen, sizi şerefinizge, hürmetinizge söz demeydi dedi. Ama men üçün şerefiz aldınız da turuş dedi. Bizi yurtumuzga maşakkat geldi. Az avukat yok buldu. Sizlerde artıkça mal bırakken. Yaş balanı yapı, halifege yapırı yaptı. Eğer ular, ana şu mallar biz üçün bosa, nimege bir mi yapsalar? Kıylandık biz. Eğer o sizlerde kolonideki mal Allah'ın mülkü olsa, bendelerge beriler. Eğer o mal kolilerdeki, sılardaki bosa, bizgi sadaka kılıyorlar dedi. Halife Halif balanı yapını eşitip, vallahi dedi, bu bala dedi, talabını bacarmasızlık ki biz için bir anda hem üzül kaldırmadı dedi. Benim malım dese cevabı ayıp koydu. Allah'ın malı dese cevabı ayıp koydu. Buradalar, cüretli balanı, pul bile ölçe bu muydu kadarını? Yüreğli, cüretli balanı, ölçe bu muydu? Ömer ibn Abdülaziz halife oldu. Onu tebrikler için etraftan elçiler gelişti başladı. Hicazlilerden bir cemaat kirdi. Onlar da başlığı ondan ötmeyen yaş balaydı. Yaşı ondan aşmayan yaş bala menaşı Hicazlilerde cemaatını başlığı bulup kirdi. Yani hem halifeni halife bugünlük gibi tebrikledi. Şimdi nabat Hicazlilere kekende boyayı 10 yaşar bulmayan bala türdü. Türüp yapılmak gibi oluyordu. Sen otur dedi halife. Seninle yaş katlara otursun dedi.
Yani şunca Hicazlı'dan kelgan 10-15 ta adamdan gapiradigan adam yo'qmi senden başka? Otur sen dedi. Yosh bola deb pisand qilmadi buni. Bu bola nima dedi? Oturup aldı mı? Yığla vardı mı? Nima dedi? Qarang, şu 10 ta adamga boshliq bo'lib keldi mi? Demek shunga loyiqdi bu bola. Allah amirni isloq qilsin. Kişinin kadri iki tek kişinin narsası bilen buladı. Kalbi bilen, tili bilen dedi. Yaşı bilen, boyu bilen deme yaptı. Kişinin kadri iki tane narsa bilen belgilenirdi. Emir, tili bilen, kalbi bilen. Eğer Allah bu adamga lafz kılıcı, sözlü uçu tilini bergen bosa, sakla uçu kalbini bergen bosa, gapirishga hakkı var onu yem dedi. Eğer dedi, siz etkende kafakat yaş bilen boğanı da iş dedi. Bu tahtke halifelikke sizden göre yaş kaptara adamlar vardı dedi. Ankara'yım bu kimge yapır yaptı? Şu davurdaki en kudretli boğan padişahke yapır yaptı. Eğer siz etkende kafakat yaş bilen boğanı da adamda kadri. Bu tahtke sizden göre haklıyrak yaş kaptara adamlar vardı dedi yaptı. İnsanda kadri kalbi bilen, tili bilen de yaptı. Kıymeti. Şuna kadar balayız basa burası mı? Yığla varas. Yığla varas. Bir buralarımızı ikinci sınıfta okuyduğun balası şu mektabadan keli atıp katap basını yüge tuttuğundan kötarıp giripti. Kötarıp girse haligi katapısı kim bilen geldiğinizde özüm geldim diye yaptı. Nandı kime birisi? Özüm aldım diye yaptı. Nime gidese her sefer dedem ki yanda tutanan kötarıp girer diye yaptı. Nime de yanı bu? Kimden örgendi bunu? Eğer kirip durup otasından yanasından pul yumru çıkıp yetekeni körgende kirip durup makalardı bu ya? Nime de makşimiz? Balayızı cüratını yaşlı giden özü sindirip koyasız. Balayızı zihni pas bosa, kolizi yuyup koltuğuzu yürümeyin, şaşırmayın. Kolizi yuyup koltuğuzu yürümeyin, şaşırmayın. Çünkü buradalar hazır, ayrım tarihte közge körüngen adamlarda hayatıdan oku veremen, yakayız düşeysiz. Bu bala gavhar. Turpağda içi deki taş dişe gavhar, bunu kavlap alışlık gerek. Ondaki kabiliyetlerde körüş gerek. Örgenip çıkış gerek, bunu rivajlantırışlık gerek. Zihni pas basıyla bu adam bu muydu demeyin. Bir yıl sabır kılın, iki yıl sabır kılın, sabır kılın sizi bala ez bu. Arkasından sizge dua yubaradıken, sizge sahip cönet adıken bala. Koruyuzu etti yuvamayın bala ezden. Karin, Isaac Newton. Kim bu gen? Fizikanı, asasçılarından bu gen. Şu Isaac Newton buradalar, sınıfıdaki en ahirgi kolak okuçu bu geneken. Sınıfdaşlardan bittesi kattık urup koyganda küçü yetmeye kalteyip alam kıyanadan etken men seni ilim bilen yengemen. Degen eken şu kıtılar açılıp Isaac Newton bulup gitken. Albert Einstein zamanı ve fizikanın asasısı. Einstein bana Nobel mükafatlarını ogen tör gekirgende getirle çıkken eken. Tör gekirgende. 7 yaş gekirgende okuştu örgengen. Ten kurulardan kenara mektep yaparken, yaman okuyken, 15 yaşında umuman gimnaziyada okuyamadı deyip, haydab yubarırdı. Ne deyisiler? Beethoven. Kim bu? Şu adam, bana genilerden deyildi, müzik dünyasını genilerden deyildi. Dahalardan indi bize tıllar. Yazışta orfografi hatalarda mintaki geneken. Köpetiriş bilen bölüştü, ömrünü ahir geçen özleştirme geneken. Matematikçi talent bulmagan, ama bu tomondaki talenti bulgan. Dünya tanagan Anton Pavlovich Chekhov. Kim bulgan bu? Chekhov yaxshi okumagan için sınıfda iki metre koygan. Bitti sınıfda iki metre koygan, yaxshi okumaganlık için. Akademik Karalyov. Kim bulgan bu? Sovet kosmonavtikasının asosçılarından. Ne üç bahayı okuyan eken? Kareler, akeler, kareler.
Şunaqa bu adamlar çıkan eken dünya maydanında bir nom taratken közge körüngen adamlar. Eğer bunlar diyem kimdir şimdi bu adam bu miydi bu deyip durup kolunu yürüp koltuğunu yürüp koysa ne olardı? Çünkü namid bu meyler akeler ülkeler. Rızkını her kanında kazıge topu iyiydi. İlim yolu yetarıklıydılar bollardı. İhtimal şimdi bir keramat egeleri çıkıp olar farzantlarımızdan. Hakiki baksız adam kim? Hakiki baksız adam köçedeki omatsizligini, köçedeki badbaxtligini uyiga ham ko'tarib keladigan adam. Safar qiladi adam, 5 gün, 10 gün uzoq bo'ladi, farzandlarini sog'inadi. O'g'lini sog'inadi, qizini sog'inadi. Alloh taolo siz bilan bizni mana shunday qilib yaratgan. Farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz. Sog'inamiz. Ammo kişi ko'chadagi ishi bilan ovora bo'lib oilasiga vaqt topmaydi. Bir kunchi shart yig'ishtiring ishni o'lib ketsin. Shunday bir peshin bo'lmasdan uyga kelingda bolalarga o'tiringlar mashinaga. Bir aylanib kelamiz deyinda. Bo'lganmi bir marta shunaqa narsa? Shart do'konda yopdingiz, ayt janini olsin bir gap bo'lar. Shart mashinaga o'tirib yuringlar bora bir aylantirib kelamasizlarda. Bugun kechgacha bir aylantirib keldingiz. Zo'r bo'lganmi? Kim xursand bo'lgan bundan bilasizmi? Siz o'zingiz ko'proq xursand bo'lasiz. Chunki bolalar his qiladi, biz kerak ekanmiz otamizga. Otamiz bizi tarbiyamiz bilan yoki bizga e'tibori bor ekan deb turib, bolalarni bosh osmonga umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi. Umridan oxirigacha esdan chiqarmaydi. Lekin unaqa yo'q. Mana shu 1000 ta odamdan bitta odam qo'l ko'tardi mana. Ish. 4 devolda ishda o'tiribdi. Toza havoga chiqdi, yuguradi, o'ynaydi. Shu oddiy ish bilan bolangizni qalbidan juda bir yuqori joydan joy oldingiz. Va bu qilgan ishingiz dunyoviy ish hisoblanmaydi. Oxirat uchun bo'ladi. Oxirat uchun. Mana qilib ko'ringlar-da. Shat olib borib keling-da, o'zingiz qanaqa saodatni his qilganingizni ko'rasiz. Maza qilasiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam siz bilan bizdan ko'ra birodarlar ishi tashvishi ko'p bo'lgan zot qarang risolatni insoniyatga yetkazish kerak bo'lgan Allohni omonatdori vahidi egasi bo'lgan zot uyiga kelardida to'r oyoqlab turib berardi nabiralari Hasan va Husayn yelkasiga minib payg'ambarimiz ot bo'lib tuya bo'lib ularni ko'tarib yurardi. Endi qo'l ko'tarib qo'yinglar. Nevaralar yoki bolalarga shunaqa bo'lib turib yelkasida ko'tarib ot bo'lib berganlar. Maşallah. Buna kadar köprak varken, elhamdülillah. Bu arzan arada bu. İş taşıp gelişten köre yengir. Lekin şunu yapma yine köpçelik. Bak. Ve oynayalıydı. Törge kirgen, balıyız. Bak, deyiz. Abar. Hep çıkma anan deyiz. Şimdi kayağıdan sizi yakış görsün bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her bitti hayatımızdaki işte, ibret bugün zat, yelkesine, küregege, belege otkizip, tör ağlayıp yürüp, tasavvur qiling Muhammad alayhisalomni. Ni'mal jamalu jamalukuma ni'mal hamalani antuma. Tuyalaringiz ne kadar yaxshi tuya ve ikkingiz ne kadar yaxshi minuvchisizlar deb ko'tarib yurardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qiganligi haqida rivoyatlar bor. Rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda. Rasululloh sajdadan turmasdan turaveradi. Sahobalar turishaveradi sajdada. Uzoq bo'lib ketdi. Shunda sahobalardan bittasi kalon ko'tarmiday qaraydi. Nima gap ekan deb. Qarasa Rasulullohning yelkasida nabirasi o'tiribdi. Sajda qilgan holida. Nabiram yelkamga minvoldi, to o'zi qonib tushmaguncha dedi, bezovta qilishni xohlamadim deyapti. Qaysi ishda? Qaysi ishda? Namoz o'qiyotgan da qaranglar birodarlar, farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki, Rasululloh namozini nima qilyapti? Cho'zib borsa cho'zib boryaptiki, lekin nabirasini ko'ngil sindirmayapti. Ya'ni ham biz bolalarimiz yuribdi-da. Meni bir birodarim bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Otasi sizlab gapirardi shu bolam. Biz
Köçede şu burabına mamula kısa, hele ki özge uveriniye balıydı, seninle saytardı. Beni sellemeyin derdi. Çünkü beni atamam sellemeydi derdi. Allah rahmet kılsın salih adamı da. Cüde köpçeliydi hidayete göre sebep olup gitken de. Allah rahmet kılsın. Biz nimaga çakırıyapmız? Biz her bir üyü Müslüman adamı üyü İslami hanadan buluşuyla çakırıyapmız. Her bitti Müslüman da hanadanı cennetten bir bölü buluşuyla çakırıyapmız. Buna ki üyüde muhabbet boladı, mehir boladı, akıbat boladı, keçirimliği boladı, bağrı kengiliği boladı. Eğer Müslüman adam üyünü bana şimdi halat yapıp yegen bolsa köçedeki her kança meşakkat üyüge kegende açı esten çıkadı. Dünyadaki her kança meşakkatlı yengeçli onge asan boladı. Eğer üyü düşünün kılıp terbiye akıllı olayken bolsa. Adiler ki biz etibar veremiz mi aylalarımızga? Ferzantlarımızga? Ama hakiki baksız nadan adam kim? Köçedeki meşakkatını üyüge kötürüp giradigen bu yem yetmegendik, üyüyem özüm meşakkat boyan adam. Müslüman ata, Müslüman erkek, farzantlarının arasında adalet kılıçlığı gerek. İttakullaha ve adilu bayna evladikum. İmam Buhari ve Müslüman'dan keltirilgen hadis, Peygamberimiz dediler, Allah'tan korkunlar, farzantlarınız arasında adalet kılıçlar. Allah'tan korkunlar, farzantlar orasida adolat qilinglar. Allohdan qo'rqishlikdan keyin zikr qilayotgan ish nima bo'lyapti? Farzantlar o'rtasida adolat qilishlik. Bu mayda ishlarda tabassum bilan qarashda, sizlar muomala qilishda, o'pib erkalatishlikda, tabassumda. Ha, bitta bolangizni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishingiz mumkin. Bunga gunohkor bo'lmaysiz. Kenjasimidi, kattasimidi, o'g'lingizmi, qizingizmi, xullas bittasini ko'proq yaxshi ko'rishingiz mumkin. Bunga gunohkor bo'lmaysiz. Lekin tashqarida shuni bildirib, buni boshqalardan ko'ra ajratib, narigilarni yerga tushirib qoladigan bo'lsangiz, mana shu narsaga gunohkor bo'lasiz. Chunki bittasini erkalatib, popalab, ikkinchisiga qattiq gapirganingizda, ikkinchisini dilini cho'ktirib qo'ydingiz. Umrini oxirigacha esdan chiqmaydigan ish bo'ldi. Payg'ambarimiz aytayaptilar, Allohdan qo'rqinglar va farzandlarda o'rtasida adolat qilinglar. Yedirib ichirishda adolat qilamiz. Kiydirişte adalet kılamız, sarparacatta adalet kılamız. Lekin bundan hem mayda işlerde adalet kılışını kere buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldığı bir kişi gelip, ya Resulullah, güvah bulayın. Bana bulam ki dedi, bitti bağdı. Şimdi hediye kıldım dedi. Birdim bitti bağdı dedi. Resulullah, başka bağların yan var mı dedi? Ha, başka bağların yan var. Onlar gelmiş, ne kadar sana verdiğimi dedi? Yok dedi hali adam. Peygamberimiz ettiler, inni la eşhedü ala cavur. Menden başka adamı güvah kıl bu işge dedi. Çünkü men cabirge, zulümge güvah bulmayayım ben dedi. Çünkü farzantlar gibi nesan taksim kılayken payıda ota adalat kılıçlığı gerek. Kim yıkanca veriş gerek? Ha, şeriatımızda anık anık kürsatı koyulun. Bir adam 60 yıl Allah'a ibadet kılışı mümkün. Ama vasiyette, taksimde zulüm kıladığı olsa bir anta balası ya. Cehennem vacib oladı bu adam. İttakullaha ve adilu bayna evladikum. Allah'tan korkunlar, farzantlarınız arasında adalet kılınlar. Başka hadisler dediler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Savu bayna evladikum fil atiyyeti. Atalarda, infakta, belirlediğin nesnelerde, bir nesne birsiz, farzantlarda arasında adalet kılınlar. Dersimizin nihayesi, Müslümanlar düşüncesi de ota hürmetli insan boladı. Müslümanlar düşüncesi de ota uluğ insan, hürmetli insan boladı. Ama hamma ota ham mahbub ota bo'lmaydi. Farzandlar tomonidan yaxshi ko'rilgan bo'lmaydi hamma ota. Shuning uchun bolalaringizdan sizi yaxshi ko'rishini talab qilishligingiz sizi qahramonligingiz emas. Balki bolalaringiz sizi yaxshi ko'radigan ishni qilishligingizda sizi qahramonligingiz. Xolasmi, xolamisimi musulmon otasini ulug' insonda biladi, hurmat qiladi. Ammo hamma farzand ham
otasini yaxshi ko'ravermaydi. Bu yomon ko'radi degani emas. Qalbini to'ridan joy olgan bo'lmaydi hamma ota ham. Ine katta olganda agar parvarishini qilmasa, ine katta olganda qaramay havromay qo'ysa, xafa bo'lmasin. Xafa bo'lmasin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Tabaroniydan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilingan, "A'inu avladakum alal bir." A'inu avladakum alal bir. Farzandlaringizga bir yaxshilikka yordam beringlar. Ya'ni yaxshi odam bo'lishiga yordam beringlar. Yaxshilik qilishiga yordam beringlar. Nima qilinglar degani bu? Tarbiya qilinglar degani. Rahimallohu validan a'ana waladahu ala birri. Bolasiga yaxshilik qilishlikka yordam bergan otani Alloh rahmat qilsin. Ali ibn Abi Talib aytadi: "Akrimu avladakum ahsinu tarbiyatahum." Bolalaringizni ikrom qilinglar, tarbiyasini chiroyli qilinglar. Diqqat. "Fa innahum khuliqu li zamanin ghayri li zamanikum." Chunki farzandlaringizlar sizlarni zamoningizga emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Ya'ni bir ota bor, 50-chi, 60-chi, 70-chi yillarda o'sgan. Hozir birodarlar, u 2000-chi yilning ustida turibmiz. Bizi davrimizda manaqa bo'lgan, bu siz ham kunimiz o'tgan demang. Chunki sizni kuningiz shu bilan o'tgan. Bu zamonda talablari boshqacha. Bizi davrimizda bunaqa bo'lmagan, biz peshqom yurib qilar edik, orqa qilar edik. U sizni zamoningiz shunaqa edi. Hozir bolani talabi bor bir narsaga, masalan kompyuterga, ta'limi uchun. Modomiki bolangizga kerak bo'layotgan, zamon talab qilayotgan narsa harom emasmi? Shariat doirasidan chiqmayaptimi? Qilib beringlar otalar. Qilib beringlar. Chunki bizda bo'lmagan u narsa, shunda ham yaxshi yashayorganmiz demanglar. Bizkilar o'sha kirdi qo'li bilan yuvib ham, mana qilib ham zo'r yuravergan. U sizlarni zamoningizda shunaqa edi. Hozir kir mashina beringlar. Qaytarib aytamiz. Albatta farzandlaringiz sizni zamoningiz emas, boshqa zamon uchun yaralgan. Modomiki farzand talab qilayotgan narsa kerakmi? Shariat doirasidan chiqib ketmaganmi? Bu narsani qilib berishimiz lozim bo'ladi.